bu son zamanlarda bu rahim ağzı kanseri vakalarından korunmak gerekiyor. Çünkü kadınlarda en çok rastlanan hastalıklarından biridir. Ve gündeme de bu HPV aşıları damgasını vuruyor. Şimdi biz bir kabaca önce bir bakalım. Rahim ağzı kanserinden korunmak için neler yapalım hocam? Sadece aşı değil de sonra da aşıyı biraz konuşabiliriz. Şimdi sevgili Hüseyin kardeş, değerli meslektaşım, değerli sınıf arkadaşım, Sağ bir olun. kere Sayın hocam. Evet. human papilloma virüs dediğimiz HPV. HPV virüsü artık günlük hayatımızda eş dost gibi olduk. Aynen COVID-19 gibi. Zaten normal yaşantıda her türlü biliyorsunuz mikrop, virüs, bakteri var. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Dünyada var olan bir şeyi yok edemeyiz. Mümkün değil. Birlikte yaşayacağız. Bu bir gerçek. Ha ne olur Evet. şekil değiştirebiliriz. Ama normalde var olmayan bir şey var edilmez. Vardır. Günlük yaşantımızda mikrop da var, virüs de var, her şey var. Nedir? Virüslerin virülans kazanmasını engelleyeceğiz. Malumunuz. Ne ile? Bu aşıyla olur, ilaçlarla olur falan. Şimdi human papilloma virüs dediğimiz bu HPV virüsünün 100'e kadar biliniyordu. Bugün 200'den fazla çeşidi var. 6 ile 11 sil yapar tüm vücutta. 16-18'in rahim ağzı kanseri yaptığını ispat edilmişti, biliyordu. Fakat buna ilave olarak ağız, yutak, nefes borusu, akciğer, Akciğer. Evet. gastrointestinal sistemi dediğimiz sindirim sisteminin kanserlerinin de müsebbibinin bu olduğunu gördük. Eskiden sadece 16-18 diye biliyorduk. Hayır, 31, 33, 34, 42, 45 ve 55 numaralı HPV virüslerinde kanser yaptığını biliyoruz. Hani ne yapacağız korunmak için? Böyle bakterilerle, virüslerle olan hastalıklarda ilaçtan ziyade aşıdır biliyorsunuz. Hele siz çocuk hekimleri için aşı her Evet. şeydir. Evet. Bunun aşısı geliştirildi. Eskiden bivalan yani 2 idi. 6 ile 18'de etki eden aşılar vardı. Sonra kuadrivalan, dörtlü, 6, 11, 16, 18 numaralılara. Şimdi nanovalan, dokuzlu, bu Evet. 30'lu numaralılara da var. Muhakkak surette bu aşıların canlı virüs aşılarıdır bunlar. Yapılmasından yanayım. Hani eskiden şöyle bir sav vardı. Efendim cinsel ilişkide bulunmadan önce adet görmüş genç kızlarımıza yapmalı. Doğru. Ama cinsel ilişkide bulunmuş olanlara da yapılmalı. Yani cinsel ilişkide bulundu, o ana kadar almadıysa Evet. sonradan alabilir. O nedenle yapılması şart. Burada benim bir cümle söylemem gereken şu var arkadaşlar. Neden günah keçisi kadınlar? Erkekler de var. Aynı şekilde bu HPV virüsüne karşı erkeklerin de aşılanması gerekir. Daha da ileri gideceğim. HPV virüsünün aşısının aşı takvimine alınması ve devlet tarafından da ödenmesi Evet. taraftarıyım. Şimdi tabii konuyu şöyle bir baştan toparlarsak hocam, rahim ağzı kanserini korunmak için bir aşıdan bahsettiniz ama buna da tam güvenmemek gerekir. Çünkü her vakada bunu korumayacağını bilmeliyiz. Özellikle de simir testlerinin alınmasının ihmal edilmemesi gerekiyor. Doğru mudur hocam? Kesinlikle Yani aşı doğru. yapıldı diyerekten ben simirimi aldırmayayım. Böyle bir şey yok. Ayrıca ben şunu da söylemek isterim. Rahim ağzı kanserinden korunmak için en önemli faktörlerden biri de tek eşlilik. Monogami. Monogami. Bu bir gerçek yani. Çünkü nedir bu? Böyle daha çok hani nasıl söyleyeyim, çift eşlilik veyahut işte batı toplumlardaki yaşam gibi şeylerden dolayı kaynaklandığı için bu konulara dikkat etmek lazım. Bir de hijyen olayı. Hijyen deyince böyle mikrop öldürücü petler, kokulu falan değil de tamamen pamuklu doğal şeyler kullanmak gerekiyor. Çünkü bu kimyasallar da hayata girdiği zaman her türlü hastalığı yapabileceğini düşünüyorum. Siz bu konularda ne söylersiniz? Kesinlikle, kesinlikle monogami şart. Çok eşlilik yok. Hijyenik şartların kat'i surette sağlanması gerekir. İlave olarak müsaade ederseniz cinsel hayatta fantazilere yer olmaması gerekir.